Herkese selamlar dostlar. 4 Mayıs 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. 5 tane çok güzel mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle çok güzel kazançlar elde ettik. Şöyle hafif duyurularla başlamak istiyorum. Mayıs ayı için katıl Telegram gruplarımız yenilendi. Onun bilgisini verelim sizlere. Yine Mayıs için tele, Mayıs ayı için Telegram gruplarımıza katılmak isteyenler Instagram üzerinden veya katıl Telegram butonu üzerinden bizlerle Mayıs ayı boyunca ilerleyebilir. Güzel başlangıç yaptık. Bir adet de maç skoru yarışmamız var. Onu, onu söyleyelim. Arsenal maçının kazanının maç skoru Paşayev isimli arkadaşımız. Sizlere bugün maç skoru olaraktan da Brighton'la Manchester United'ın maç skoru ne olur diye sorduk. Bilen arkadaşımız da bize Instagram üzerinden doğrudan iletişime geçebilir. Aynı şekilde hem Instagram üzerinden iletişime geçsin hem de katı Telegram grupları içinden Instagram'dan üzerinden iletişime geçmek isteyenler Instagram adresimiz Kangal Bey olaraktan da buradan da benimle doğrudan iletişime geçebilirler. Geçtim. Ve ekrana gururla sunar. 15x. 15.50 oran. Dün yüksek oran grubunda verilen bir kupondu arkadaşlar bu. Orada da şu an zaten 100 küsür kişi var. Orada da dediğim gibi kupon şu şekilde 15 oran. Dedim ki 4 tane maç aldım. Dedim ki isteyenler sistem oynayabilir. isteyenler de alıp alıp değerlendirme yapabilirler ki zaten oranlar yüksek. Avrupa'da özellikle. Almeria maçına ilk yarı 1 verdim. 1-0 kazandı. Real Madrid maçını alacağını zaten sizlere söylemiştim. 165.5 altında alır diyerekten 2.45 gibi orandan aldım yüksek oran grubundan geldi. Arsenal ilk yarıyı çok iyi oynadığı için ilk yarıdan 3-0 yakaladı zaten onu da yakaladık. Real Madrid maçına 2-3 gol diyerekten de tam 15.50 oran kazandık. Değerlendirenler tebrikler ve ilk kombineydi bu yüksek oranın Mayıs'ın ilk kombinesiydi. 15x ile çok güzel kazandırdı. Değerlendirenleri tebrik edelim. Dün yüksek misli de Mayıs ayının ilk yüksek mislisini yaptık. Yüksek misli nedir benim gözümde? Günün en güvendiğim maçını kendim bir misli önerekten de. dün mesela 750 TL önermişim. Arsenal maçının oranı neydi? 1.43 gibi oranı vardı Avrupa'da bir 1.60 tertemiz. 750'yi bastık aldık. Yüksek mislinin amacı bu zaten. En güvenli maçı misli oynayaraktan kazandık. Mayıs ayının ilk yüksek mislisiydi. O da kazandı değerlendirenler. Tebrikler ve dün gece NBA'yi yaptık. NBA'de de bir tane maç önü verdim. 1.45 gibi orandan New York mücadelesini aldım. Ev sahibine atacağı 106 sayı ve üstünü almıştım. Ev sahibi 111 sayı attı. O da kazandı. Değerlendirenler NBA için de ayrı ayrı tebrik ederekten geçelim. Canlılarda da zaten gerek Avrupa canlısı gerek nesine canlısı. Her türlü canlı da varız. Dün de aynı şekilde canlı maçlar yaptık, kazandık. Canlıda zaten bizim başarımızı mutlaka, editörlerin başarısını ve benim başarımı mutlaka canlı oynayanlar zaten bilir. Bizim amacımız canlıdan da ekstra ekstra kasamıza koymaktır. Diyerek geçtim. Sizlerden ricam videoyu atsanız like'lardır. Like'larınızı eksik etmeyelim. Artı 300 seviyesine bir like gelirse çok memnun olurum ve teşekkür ederim. Hemen iki saniyenizi ayırıp like butonuna basalım. Baylar gerçekten yani emek veriyoruz, video çekiyoruz, analiz yapıyoruz, o kadar şey yapıyoruz. Ya i̇ki saniyenizi ayırıp like atarsanız sevinirim. Başlayalım. En son Başakşehir maçını anlatacağım. Önce Udinese ile Napoli maçıyla başlayalım. Şimdi Napoli'nin geçen hafta şampiyonluk maçı oynadı ve çok oyunu domine ederken maçla berabere kaldı. Şampiyon olamadı. Uzattı. Bu tür durumlarda yani bildiğiniz üzere ben biraz sağ içinden ziyade sağ dışı detaylarıyla bu maça bir oran aldım. Onu da söylemek istiyorum sizlere. Bu tür durumlarda mesela Napoli bu maçı yenerse ne oluyor? Şampiyon oluyor. Siz deplasman takımı olsanız Udinese taraftar önünde şampiyon olmak ister misiniz? Kendi evlerinde şampiyon olma gibi bir ihtimalleri var mı? Var. Bundan sonra zaten kendi evinde her türlü şampiyon olacak bu takım. Ama bence deplasmanda olmak istemeyecektir diye düşünüyorum ben. O yüzden ben burada Napoli'nin burada bir Oyun bize oyun çekeceğini, bir düzen çekeceğini düşünüyorum. Ki düzen çekmese bile Udinese'nin ben burada gol atmasını bekliyorum. O yüzden benim tek tercihim burada. Udinese'nin oynamış olduğu ve Napoli'de burada basacağı için bence dediğim gibi Napoli burada şampiyon olmak istemeyecektir. Zaten ya yani kazanması gereken bir maç değil. Bir sonraki maçta kendi taraftar önünde şampiyon tişörtlerini bastıraraktan da Demem o ki burada ben Napoli'nin gol yemesini bekliyorum. Ev sahibinin bir golü bir 36. Bunu aldık mı aldık tertemiz. Burada ben bir sürprizin çıkma ihtimali görüyorum. O yüzden sistem kuponlarınız ama böyle düşük misli yüksek oranlı kuponlarınıza 0-1 çifte şansı veya 4 oranlarında da bir Udinese galibiyeti girmez mi? 4 oranı var. Bence riske değer. O yüzden değerlendirmekleri, değerlendirecekler. Bol şanslar. Direkt sisteme de atacaklar. Bu önde bir değerlendirme yapabilirler. Diğer mücadelem Brighton'la Manchester United karşılaşması. Çok güzel bir mücadele. Brighton son maçta ilk şöyle söyleyeyim. İlk 11'in en önemli 4-5 tane oyuncusu var. 3 tane oyuncusu yoktu. Bunlar ve hücumlar. Caicedo yoktu. Mitoma yoktu. McAllister yoktu. Buna rağmen Wolverhampton'a tam 6 tane gol attı ve çok iyi bir futbol sergiledi. Bu oyuncular dinlendi. Şimdi tekrardan ilk kombine dönecektir. United maçında da ben bu Brighton'ın un, United'e karşı zaten bir tane de golünü görüyorum. Yani Brighton'ın bir golü var. Aldık mı bunu aldık? Diyorum ki Brighton'ın burada ikinci golünü de bekleyelim. Onun da oranı arkadaşlar 1.55 gibi oran var. Ev sahibi 1.55 orandan 1.53'e düşmüş. Ben burada Brighton'ın çok fazla zorlanacağını da düşünmüyorum. United iyi takım okey. Ama dediğim gibi burada ee, bir Brighton'un atacağı 2 golü bekliyorum. Hatta skor beklentim benim. Şu yönde hemen bahsedelim. 2-1'lik bir skor beklentim var. Ben burada maç sonu 1 ve KG varı da sizlere sisteme atacaksanız değerlendirmenizi öneririm. Maç sonu 1 ve KG varı da ekstra olarak önermek istiyorum. Onun da oranı 2.48 gibi oranı var. Değerlendireceklere bol şanslar. Maccabi Tel Aviv ile Monaco karşılaşması. Monaco son mücadelesinde kendi evinde mağlup oldu. 83-78 gibi öyle bir skorla bitti. Hatta şuradan bakalım. Çok güzel. Doğru hatırlıyorum. 83-78 gibi bir skorla bitti. Şimdi Tel Aviv burada oynayacak. Seri muhtemelen burada 2-2'ye gelecek ki. Makabi Tel Aviv zaten EuroLeague'de sezon boyunca kendi evinde çok iyi takımdı. Hatta kendi evinde en iyi oynayan 3-4 takımdan bir tanesi Makabi Tel Aviv'di. Deplasman performansı kötüydü fakat kendi evinde çok iyiydi. Geçen maçta da Lorenzo Brown çok fazla devreye giremedi açıkçası. Daha iyi bir performans beklerdim ben burada. Monaco ile Burada ben serinin 2-2'ye gelmesini zaten bekliyorum. Seride şu an 2-1 Monaco bir Tel Aviv galibiyeti gelecektir bence. Bu Tel Aviv galibiyetini ev sahibi e üstü yerine burada 3 farklı Tel Aviv galibiyetini 1-38 gibi oran açmışlar. Ben burada Makabi Tel Aviv'im burada taraftar da çok ateşli bildiğiniz üzere. Burada Tel Aviv'in Monaco'ya karşı en az 3 sayı fark ataraktan da galip gelmesini bekliyorum. Bilginize değerlendireceklere bol şanslar. Partizan'la Real Madrid mücadelesi. Son mücadeleye atılıyorsunuz mu? Ben dedim ki Partizan'ın evinde olması kaynaklı. 2-0 Partizan öndeyken deplasmanda Real Madrid kazanır dedim. 82-80 kazandı. Hatta 2-45 gibi orandan da o 15x'lik kuponumuza 165.5 altında 2 olarak değerlendirmesini yaptım. Kazandı. Burada Partizan'la tekrardan bir serinin 4. mücadelesi. Lesort bu maçta dönecek fakat Kevin Panther bu maçta olmayacak. Muhtemelen bu maçta bu maçta şöyle bir mücadele olacaktır. Partizan yine burada tempolu bir başlangıç yapacaktır. Fakat Real Madrid de buna karşılık verebilir. Seri 2-2'ye gelebilir. Fakat ben hiç ona girmeyeceğim. Devreden 82 sayı bekleyeceğim. Ev sahibi 82 buçuk. İlk yarı pardon ev sahibi değil. İlk yarı 81.5 üstün oranı 1.48 gibi oranı var. Ben burada 82 sayının çıkmasını bekliyorum. Bu yüzden değerlendirme yapacaklar. Değerlendirme yapabilirler. Ki geçen maçta da zaten ilk yarıda çok iyi oynayan bir takım vardı. Özellikle Partizan ve Real Madrid ilk yarıdan güzel oynadı. İkinci yarı mücadele alta düştü. Bayern 177'lere kadar çıktı hatta. Maç zaten 162 sayıda bitti. Öyle söyleyeyim sizlere. Burada da ilk yarıdan bir 82 sayı beklediğim maçlardan bir tanesi. Son mücadelem Başakşehir ile Ankara gücü mücadelesi. Diğer maçlar oranla bu mücadeleyi biraz daha e, geri plan atıyorum. Çünkü diğer plan olmasından kaynaklı ve çift ayaklı maç olmasından kaynaklı sürpriz sonuçlar çıkma ihtimali var bence. Ben burada bir yüksek oran denemesi yapmak istiyorum burada. KG var oranı 1.54. KG var hiç gitmeyeceğim. Ben burada Başakşehir'in Ziraat Türkiye kupasını biraz önemseyeceğini düşünüyorum. Ve çift ayaklı maç olduğu için yüksek orandan burada. Doğrudan 1.75 gibi orandan oranda riski karşıladığı için doğrudan bir Başakşehir galibiyeti bekliyorum. Başakşehir tarafına baktığımız zaman da kadroda önemli eksikler var mı diye o var devam ediyor. Serdar Güller aynı şekilde devam ediyor. Onun dışında ideal kadrosu zaten bu Başakşehir'in. Başakşehir burada bir sürpriz yapar mı? Yani sürpriz değil de galibiyeti uzanma ihtimali bence yüksek. Ankara gücü dişli takım doğru ve bu maçı da iyi oynayacaktır. Fakat Ankara Gücü özellikle bu maçı ikinci maça bırakmak isteyecektir. Olası bir beraberlik burada Ankara Gücü adına zaten bence iyi bir sonuç olur. Çünkü ikinci maçta taraftar önünde Ankara'da zaten muazzam bir taraftar grubu da var. Gece konuda özellikle Ankara Gücü de ikinci maçı kazanabilir. Ama ben burada dediğim gibi Başakşehir galibiyetine gitmek istiyorum. 1.75 gibi orandan doğrudan bir Başakşehir'in sizde galip geleceğini sunuyorum. Hemen notlarıma da bir ekleme yapıyorum. Ankara Gücü bu maçın herhangi bir idealine gitmedim. Yüksek oranlar almak isterim. Toplamda 5 adet mücadelem vardı. İdeal ve yüksek oranlardan sizlere bahsetmeye çalıştım. Maç skoru olarak da Brighton Manchester United maç skoru sizlere sorduk. Sizce maç skoru ne olur diyerekten yorumlarda yazabilirsiniz ayrıca. Videomuza like atıp kanalımıza abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Vereceğiniz desteklerden dolayı ve 3 yıldır da bu platforma zaten düzenli video çeken düzenli olarak video çeken biri olarak da verdiğiniz bu zamana kadar desteklerden dolayı da ayrıca teşekkür eden sizlere minnettarlığımı iletirim. Dediğim gibi 5 maçın bu şekilde ideal ve yüksek oranlardan bahsetmeye çalıştım. Güzel maçlar. Brighton maçı güzel. Tel Aviv maçı güzel. Ekstradan videonun sonuna kadar e, gelenlere de bir tüyomuz olsun diyelim. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.